Marmara'nın yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Evet arkadaşlar 3 gündür çar kasıyor. 3 gün farmın hasılatı ne kadar olacak nedir ne değildir sizle paylaşacağım. Çarımızı bir 10-12 saat dinlendirdik. Ortalama bir 50-60 saat civarı belki 60 saatten daha fazla kasma süresi vardır. Ama uyuduğum sürelerde eldiven olmadığı için eldivensiz randıman yarıya düşüyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sandıklar var. Doldukça ben buralar doldukça tekrardan oynadığım için sandık miktarları tam belli değil. Şu an ben bütün oyunlar oynayacağım. Bakalım 3 günün hasılatı kaç wonmuş göreceğiz. Arkadaşlar kolyeyi uzun süredir arıyoruz biliyorsunuz bölümlerdir. Sonunda e, kafamıza yatan bir kolye bulduk. 50 str tam oran. 1000 ipi 10 kritik. İpisi biraz az ama e, gerçekten işimize yarayacak güzel bir kolye. 59 mona anlaştık. E, çarımıza da hayırlı olsun diyelim. İnşallah e, bunu alırsak artık kılıç kullanmak zorunda kalacağız. Ama her türlü güzel bir kolye. Buradan hemşerime selam olsun. Bir hemşerime yeşim denedim arkadaşlar. Bizim değil ama bakın gelene bakın. <laughs> yani ben anlamıyorum bu oyunu ya. Hayırlı olsun kardeşim güzel bir çift ipi yenileme takılır Evet dostlarım 3 günlük kasmanın 60-70 saatlik farmın sonucuna geldik Gider olarak sadece bir adet güneş ötümüz var 10 milyonluk onu tüm bitirdik Simya kullanmadık yani simya süresine bir para gitmedi Gelir olarak da 150M nakitin üstüne 80M sağlam iplerden 2.5 won gümüş yütnörlerden 1.5 won altın okeyden 9 won gümüş okeylerden 8 won da altın yütnörü kupasından para aldık arkadaşlar. 21-22 won'a yakın. E, hatta fazla gelirimiz var. Günlük ortalama kazancımız 7-8 won. Gerçekten çok güzel bir farma hasılatı. E, bunlardan gümüş okey dışındakileri de açacağız inşallah şimdi. Gümüş okeyleri açmayacağım ama geriye kalanları açacağım arkadaşlar. Bunları ben kupalama işleminden çıkarttım. Paket haline getirdim. Gümüş paketten başlayalım. Tabii ki buradan bol bol metal istiyoruz. Efsun artılı çıktı. Efsun artılı da kötü değil. Tabii ki en çok metal lazım. 34 taneden şu an hızlı azalıyor açıkçası. Bir hakim kuşağı çıktı. Baya kötü çıkıyor arkadaşlar şu an. Gerçekten oldukça kötü. Bir adet en azından metal alabilir miyiz diye bakıyorum. Ee, çok kötü arkadaşlar. Bir metal bile alamadık. Gerçekten berbat çıktı diyebiliriz. 7 tane altın okeyimizi açalım. Kral kuşağı soylu güzel. Genç pet kitabı, ruh taşı, broşür, yank, hız taşı. Ve kor değerli. Burası da berbat arkadaşlar. Burada çok kötü çıktı. Burası tek modumuz Akik kötü. bord destansı güzel olabilir. Or değerli yine güzel olabilecek bir şey. Topaç kötü. Demirci güzel arkadaşlar. Yarı insan kötü. Neste Efsun'a M. Ve kor değerli arkadaşlar. Yani simyalar güzel çıkmazsa büyük bir zarar. Çünkü 10, -10 sandık açtık biz burada. Bakıyoruz buradan antika. Safir. Yontulmuş safir. Ve yontulmuş grene gerçekten burası da kötü çıktı arkadaşlar. Bundan döndük döndük yoksa büyük batış. Ender elmas arkadaşlar gerçekten. 3 günlük emeğimiz bu muydu? Yani dedirttirdi. Çok kötü bir açım oldu. Bir daha da zaten açmayacağız inşallah. Satacağız yani bunları. Bir ders oldu bize de. Yüksek levelden anlayan bazı kardeşlerim STR'li itemleri aldığımda biraz daha hidra yönelik çağrı yapacağım anlamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hidra var aklımda. Kılıç kullanmak var. O yüzden öyle itemler aldık. Ee, bunun içinde Hidra içinde çok önemli bir şey var. Elmas. Mükemmel elmas. Bir 40 bonluk buraya yatırım yaptık arkadaşlar. En az bir tertemiz çıkarmamız lazım. Eğer şanslıysak bakalım nasıl geçecek bizim için. Şöyle hızlıca atacağım. Çok uzatmayacağım. Hep bir sondan bir baştan şeklinde ee, atacağım arkadaşlar. Böyle çok yanmadan güzel güzel ilerlersek tabi temiz olur ee, dedim ama çok kötü başladı bir tane daha yanarsa bir karakter patlatayım karakter atalım bu ne ya 6 tane yanınca arka arkaya beyler biraz morali bozdu pardon 5 yandı herhalde demek ki öyle yapmayalım abi şöyle yan yan atalım diyeceğim de 8'dir yanıyor arkadaşlar 8'dir yanıyor ya ya 9'dur yanıyor yan abi 9'dur yanıyordu yanmamaya başladı. Yanan 10 oldu. Yanan 11 oldu. Çok keyifli gidiyor arkadaşlar. Gerçekten şu an çok eğleniyorum. Çok güzel geçiyor maşallah. Bakalım yukarılarda belki şansımız olur. Atmayacağım karakter falan. Ya yani bunun olur yok yani. Hepsi yandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an eminim en az 20 bon zarar var. En az. En az 20 bon zarar var. Böyle bir şey var mı ya? Şaka mı ya? Şaka herhalde ya. Neyse atıyoruz arkadaşlar. İlki yandı. Devam ediyoruz. Bir daha yandı. 40 bondan misli yapamayayım çok güzel olur. 40 bona misli yapamayayım çok keyifli olur. Arkadaşlar 40 bona bir misli. <laughs> gerçekten çok iyi oldu. 40 bona bir misli arkadaşlar. Allah belasını versin. Böyle de olmaz ki ya. Dostlar bir 30 bonluk zarar gerçekten iyi oldu. Buradan anca onemiş kuşak falan gelirse döneriz. Bakalım bir tane vardı. Bir tane de şu varmış. Vuralım. Geçti ama üstte yazı çıkmadı. 20'ymiş diye. Anca öyle dönerdik. Şöyle giyelim hızlıca. Parlamasyon yok. 14. En azından 1 2 10. Eskiler çok net hatırlar. Şimdi arttırma etkinliği var arkadaşlar. 2 saat arttırma etkinliği. Ondan sonra da 4 saat değişme etkinliği var. Bakalım kaç tane arttırma kasacağız. etkinlik başlasın. Dostlar gerçekten çok özlemişim. Ormanda biliyorsunuz 15 dakikalık turlar halinde metinler atılır ve ilk turdan 4 arttırma aldık. Tanesi 15 Çok güzel bir para. Bakalım 2 saatimiz var kaç arttırma olacak. Bu metine de bakalım hasarımızı da gösterelim bu arada. Hasarımız şu an marka var arkadaşlar. 22-23k kadar böyle güzel bir hasarımız var. Bakalım ne atacak. Burası tabi kalabalık. Okey kayn ve kasıyoruz bu arada bunları da. Sizin şansınıza bir arttırma var mı? Maalesef yok. Dostlar arttırma etkinliğinin tamamına katılmadık. Bunu da belirtelim. Burada 12 tane arttırmamız var. Ee, tabi 15 ya da 10 emden hesap edersek güzel bir para olacak bizim için. Bir buçuk saatte kastık. Asıl şimdi baba etkinlik başlıyor. Efsun değişme. Evet değişme etkinliğimizde başladı arkadaşlar. Bir tane sizle keselim. Yan yana gördük iki tane Efsun. Arttırmadan sonra tabi bizim için çok daha önemli olan Efsun değişme. Bakalım şanssızla çıkacak mı? Çıkmadı. Bu metini de merak ettiniz hemen yanındaydı Ali ondan çıktım acaba diye merak ettiniz Ondan da çıkmadı arkadaşlar ama etkinlik başladı Diye düşünüyorum yani yukarıda çıktı Dostlar kasarken da aldık 105 olduk sonunda hayırlı olsun çarımızın 105'i O sahneyi alamadım kusura bakmayın 105 olma anını alamadık Şurada da çok güzel bir sayfa var 10 dakikası falan kaldı etkinliğimizin de neredeyse sonuna geldik çok güzel bir Kasım'ın sonuna geldik arkadaşlar 24 Kasım oldu 4 saatlik bir etkinlik süresince Etkinlikteydik e, Çift eldivenle kastık yani bu eldiven vardı üstte giden eldiven vardı artı Eple alınan eldiven vardı 3 eldivenle Kastık çift değil özür dilerim Böyle bir Kasım oldu 105'te olduk Bakalım şimdi bunları kılıca atacağız Dün e, emeklerimizin karşılığı Çok da güzel geçmemişti ama inşallah bugün aynısı olmaz 4 saatlik emek Bir kılıca e, bakalım nasıl şekillenecek. Ne olarak gelecek arkadaşlar. Şöyle eksi 8 ort. 13 ort. 12 ort. Tabii ki gönlümüz 40 üstü bir orttan yana. Atıyoruz arkadaşlar. Kastığımız efsun değişmeleri. Bunun için kastık zaten. 27 ort. 3 delici 5 zehir geldi. E, yetmez arkadaşlar. Güzel geldi aslında. Zehir ve delici. Yani efsun olarak güzel ama. 27 ort yetmez. Devam ediyoruz. Atmaya. 7 ort geldi. 23 ort geldi. Devam ediyoruz. 12 ort. 3 delici. Eksi 1 ort. Eksi 6 ort. Eksi 1 ort. 20 ort. 3 delici. Delici güzel geliyor ama. 34 ort 8 güç. Herhalde olmaz arkadaşlar. Yani. 34 ort 8 güç. Yani ucunda. Ucunda bir item. Bir duralım. Bir önceki kılıcımızın biraz ederi varmış arkadaşlar. 5-6 10 da olsa en azından o kadar saatlik emeğimiz işe yaradı. Bir adet daha kılıç aldım. Hadi bakalım biraz dayıf efsunumuz var. Belki bunu yakalarız. Direktten 27 ort kılıcımıza. Birinciyi vurduk 5 ort geldi. Böyle yanlardan yine başlıyorum. 11 ort geldi dostlar. Buradan vurduk. Eksi 2 ort. Şöyle 12 ort geldi. Burada 2 tane varmış üst üste. 17. 8. Şöyle vurduk 18. Sonuncuyu vuruyoruz arkadaşlar. 2 en azından bir tane 34 yaptık. Ker. Çok sevgili YouTube halkı. Şimdi Ya motor ya. Çok sevgili YouTube'daki dostlarımız şu an Twitch'te e, çok önemli olduğu için bizim eee community'mizde Twitch'te birlikte nickleri değerlendireceğiz ve en uygun niki inşallah yapacağız. Arkadaşlar bu da bir problem oluştu şimdi ben e, yanlış yapıyorduk. Bu zaten nickleri bulurken Şöyle bir problem oldu bu dedi ki çarşambayı bekleyecekmiş. Biz bunu alacağız. Bu bize çarşamba soracak. Buradan YouTube'un e, topluluk bölgesine anket açacağım. Anketten biz Twitch'ten de bulduğumuz nickleri size soracağız. Oradan en son genel bir toplayacağız çünkü ilk yorum atan adamın en çok like almış yorumu. Yani mesela adam yeni nick önermiş. Kimse görmemiş yorumunu. Like almamış. En yüksek like alanı koyarsam haksızlık olur diye düşündüm. O yüzden bunu alacağız. Anketlere bakın. Dostlar bir Nemer'e girelim dedik çok Nemer'e girmiyoruz. Bakalım bir Nemer'e yapacağız şimdi. Bu nemereye girişimiz olur. Herhalde bir de çıkışımız olur. Nemer'e de geldik arkadaşlar. Ee, yani hiç Nemer'e kesmemiştik kanalımızda. Bu bizim için bir ilk olacak. Biz yüksek ihtimal tek yiyeceğiz ama canımız sağ olsun. Burada zaten komutanımla kasıyoruz. Şu an hasarımız da böyle biraz az herhalde. Ama hızlıca keseceğiz gibi mi? Bakayım kaydı kapatmayayım. Güzel 8-9 kat bayağı çıktık katman katman çıktık en sonunda geldik Nemere Baba'ya. Nemere Baba'nın da şimdi kalbini kırmayalım. Biraz şaraba abanıyorum burada ne olur ne olmaz şarapları bunlar. Ama herhalde bir ya son şakasını yaptı derler ya. Son şakasını derler arkadaşlar. Herhalde ona maruz kaldık son şakasını yaptı bize. Kaç bir bayağı da bir sandık var herhalde. Abi biz bunları açarız biraz da. Nemere keyifliymiş sevdim. Komutanım sağ olsun. Ee, sandıkları dedi açalım Alicim dedi. Hadi bakalım patlatacağız arkadaşlar. E, ee, Kiyan itfaiyevi istiyoruz sanırım. Kaplan kalkan altın kenet. Altın kenet. Razo gibi zaten. Tipi de razo sandığının. Mavisi. Yabani pet kitabı. Kristal. Tabi satsak bir bondu. Ama açıyoruz. Ustanın karizması. Tabi benim gibi karizmatik bir adama. King kılıcı geldi. Mor yakut. Bir tane en azından para eden bir ürün alırsam. Biraz keyiflenirim. Bir tane alırsak güzel olur. Ama şu anlık arkadaşlar para eden bir ürün göremiyorum. Hakikat kitabı falan filan. Bunlardan Tanrı'nın meyvesi falan da çıkıyordu ama olmadı arkadaşlar. Maalesef tamamen baş diyeceğimiz bir çıkış oldu. Full artı full baş dostlar. Çarımızın eksiklerini düşünürken arkadaşlar kemerimizin olmadığını fark ettim. Hemen 600 tane ışını aldım. Bunlardan parşömenlerini çıkartıyorum. Arkadaşlar evet bitirdik sonunda. 27 tane parşömen oldu ee, yaşamlar ve kritik delici de buçara lazım 27 tane de zen oldu E fena değil 27 parşömen tabi az normaldi ama bizim için normal <laughs> evet kemer için bütün hazırlıkları yaptık dostlar ee, 8 deneyeceğiz eğer hızlı olursa şöyle eğer parşolar biterse 7 de kalıp demirci atacağım şöyle hadi bakalım başlayalım inşallah güzel bir şekilde yanarak başladık kağıtlarımız biterse tabi tazeleriz kağıttan yana sıkıntımız yok 600 ay ışıklık Bir burada emek var tabii ki 600 ay ışığı aldık biliyorsunuz Oldukça yüksek bir sayı Diye düşünüyorum Evet sonunda 5 geldi ilk 5'imizi getirdik 6'yı deniyoruz 6'mız geldi Hızlı bir 7 gelirse çok tabii tatlı olur Hızlı bir 7 geldi arkadaşlar 8'i deneyeceğiz dedik hızlı 7 gelirse Bakalım 8 geliyor mu Bu kadar asla böyle bir ürün değil arkadaşlar bu yani yanlış olmasın düşemek gibi oldu da <laughs> Çok güzel karlı oldu bizim için Hızlı bir şekilde 8'ini hallettik arkadaşlar Bizim için şu anlık kâfi Ama evde denemeyin bu şekilde olmayabilir evde Dostlar kemeri tabii ki çok güzel bastık buraya ne çok yakışır şeytan boynuzu çok yakışır dedim Artı 0 5 efsunlu alıyorum 5 efsunlu aldığım için tabii kızı, kızanlar olur Çünkü şey derler yani 5 e, efsunlu çok yanar derler. Bakalım onu da göreceğiz. Şöyle alalım. İtemiz basmaya gidelim. Tabii 8 planımız var. Eğer buradaki ekipmanla 8 olursa 9'u düşüneceğiz. Koordinatları bile sakladım. Aynı koordinatlara geldik. Şurada bir 100 gibi bir ev var. Onun altındayız. Artı e, artı 4'e hallettik yine arkadaşlar. bunu da 8'e deneyeceğiz. Ürünlerimiz yettiği kadar. Şöyle 5'ini hallettik. 6'sı yandı bu sefer. Az önce çok güzel bir akış olmuştu. Yine herhalde 5'e bastık. 6'ya deniyoruz. 6'ya yandı. Bu birazcık da Ali cimle yani ben Efsun Nitem'in e, Twitch'e sordum dedim. Efsun Nitem yanar mı yanmaz mı? Ali o hurafe dediler. Ali dediler yani Efsun Nitem de geçebilir dediler. 6'sı geldi. Bakalım 7'si geliyor mu? 7'si yandı. 7 gelse iyi de. 8 deneyeceğim bu arada. Olursa arkadaşlar. Artı 4'e düşürdük yine itemi. Neyimiz biter en erken diye bakıyorum da şu an. Herhalde parço biter. Kağıt da bitebilir. 7 yine gelmedi abi. 2 de gelmedi 7. Biraz üzdü. Tekrardan bir 6. 7'sini hallediyoruz. Yine yandı abi. 7 biraz üzdü beyler. Şuradan deneyeyim Sağdan basalım bu sefer. Yine yandı. Yok. Bu item olmadı beyler galiba. Bir bitene kadar deneyelim. Ananın ama ya. Yeter ama item ne yaptın ya? 5 kere 7 denedik ya. 8 hiç deneyemedik arkadaşlar. 8 denemek istiyordum. Enerjiyi bitirelim bari. Evet 6. Şu an hiç yanmaması lazım. Yandı zaten. Evet sağlık olsun. Kemeri en azından hallettik. Kemerden yana biraz daha iyiyiz. Bütün her şeyi kullanacağım. Gitti yere kadar dedik. Gitti yere kadar dedik. Gitti yerde artı 5 mi abi? Artı 5 bile değil herhalde gitti yer. Evet artı 5. Geçen 40 antika ile buraya gelmiştim arkadaşlar. 40 antika elmasla bir tane mat misi yapmıştık. Bu sefer de 2 antika bir efsane bile. Bakalım mat misi yapabileceğiz mi? Eğer yaparsak çok üzüleceğim. Evet zaten direkt yandı. <laughs> çok uzatma Ali dedi. 105 olduk. Akıllarda tek bir soru var arkadaşlar. Ali orak mı 70 level kılıcı mı? Eminim merak edenler vardır. Burada bakalım bir testini yapacağız lan. Bu atın da hızlı gitmesi büyük problem. Slota tabi demeyicimiz yani bu 18-19 atıyordu sanırım. Ee, bakalım bir arkadaşlar hasarımıza. Hasar yüklenmedi lag yaptı oyun. 18, 17. Hani bir metini kesmez. 17'leri bile görüyoruz. 17 görüyor, 19 görüyor. Hani genel olarak hani gezen bir hasar var. 19, 17 ikisinde gördük. Bakalım olarak kaç vuracak ben de vallahi merak ediyorum. 70 ben Kılıcı arkadaşlar, tekel silahı mı? orak mı? Geldik orağımıza arkadaşlar. Orak 38 ort 8 güç. Bunu da göstereyim. diğeri düz 70 level silah, oyun silahıydı. Asarı wow, 20 vurur diyordum arkadaşlar ben. Yani 38 ort 8 güç. gerçekten şu an 70 kılıcından daha düşük denebilir sanırım. 19 görüyorduk bu kılıçla. Bununla 19 göremiyoruz. Tabi biraz üzücü bu kılıç ne kadar kuvvetli Orak'la arkadaşlar hasarımız da böyle Merakınız umarım geçmiştir 38 or 8 güç Ve 70 dever silahı Evet hükümdara geldim şimdi de hükümdar farmını da özledik Burada etkinlik yaparken hükümdarı da özlemişim 10 tane kırmızı parça kasacağım kendime Bakalım ne kadar bir sürede kasacağız Kaç tane yeşil mor kasacağız arkadaşlar Hasarımız da böyle oraktan bu daha iyi diye bununla takılıyorum Orak Tırto Bir tane ilk hükümdarımızı keselim Kesmede bir sıkıntı yok ki En kötü zaten şaraba başvururuz Acil durumda mor parçamızı aldık direkt Gerçekten güzel 10 kırmızıda ineceğiz Saate bakıyorum kaç dakika sürecek Dostlar 10 tane demiştim ama Hiko'nun yoğun saatleri olduğunu unuttum Saat 8'di Yani şu an saat 10 oldu ama Hiko biraz yoğun geçiyor açıkçası O yüzden koyu saldım ben de e, Tabii ki vein farmımızdaki Bu gümüşleri ve altınları açalım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle bir gidelim. Gümüşlerden başlamak adettendir. Gümüşlerden bir metal geldi. Çok güzel. Bir metalimizi aldık. Gümüşler için kafidir arkadaşlar bir metal. Bir de arttırma geldi. Kibarlık oldu bir tane. Bir metal gayet güzel. İki tane altından bakalım bir şey alabilecek miyiz? Bu iyi geldi. Keşke işimize yarasa. Bir de yarı insan geldi arkadaşlar. Altınlardan baya kötü çıktı küpemizi dedemize emanet edelim arkadaşlar. Kırmızı parçaları biz düşüremedik ama Allah'tan paramız var satın aldık. Satın alıp %20 ile bırakıyoruz inşallah. Gel yani yani %20 düşük. Dostlar hepiniz o kadar çok yazmışsınız ki kırmak istemedim. Ben diğer bölgede çok fazla slot olduğu için OK ve Yutnori'den dolayı yani OK ve Yutnori bol çıksın diye diğer bölgede ve yine koyuyordum ama hepiniz sağlam ip yazmışsınız. Bugün de sağlam ipe bırakacağım bu gece. 27 sağlam bir 1 mitril var. Set sayısı da ben onu not alırım. Set sayısında kaç tane kastığımızı göreceğiz. Bakalım bir gecede ne kadar kasacak inşallah oyundan atmazsa. Çok kıymetli dostlarım. burayı da test ettim. Burayı hepiniz yazmışsınız. Ali sağlam ipe koy. Tapınağa koy. Client 16 saattir açık diye dondu bu arada. Şu an kesiyor çok son otunca. 16-18 saat kaç diyeyim tam. 16 saattir buradayız arkadaşlar. Dediğiniz gibi 81. Buradan 27 tane vesaire vardı gibi hatırlıyorum. Tam da emin değilim. Siz biz biraz önce gördünüz. Benden 16-18 saat geçti. Bu kadar ip kastık. Yani bir 2 2,5 vonluk mit Mitril artı ip kastı ve gayet güzel e Yutnor oyun tahtası ve okey seti de yaptı arkadaşlar. <laughs> bir 10 set falan eksiktir. Hani 10 seti de arada altın yapıyor Yutnor'da. O bir won Hani e yine fena değil. Burası da fena değil. Yutnor oyundan da ben başarılı olduğum için 9-10 tane altın yaptık bir önce O yüzden hani benim için birazcık daha bu setler kıymetli. Ama dediğiniz gibi sağlam ve mitilden gelen parayla burada yapmak da mantıklı. Yani bunu da denedim. Çünkü çok yazmışsınız. Burası da güzel. Orası da güzel. Ama herhalde burası dediğiniz gibi bir tık daha iyi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Twitch'te çar çekilişimiz olacak. Twitch'te olacak. Bunun bilgisini vereyim söyleyeyim size. Bir de biliyorsunuz videolar eski tipten hani her gün videodan eski bizim en eski yöntemimize döndük. 2-3 günde bir video. Uzun video atıyorum. Umarım bu şekilde hoşunuza gidiyordur. Beğeni atarsanız bu videoda bir beğeni patlaması olsa çok sevinirim. Çünkü 3 gündür bu video uğraşıyorum. Her gün 7 saat yayın yaptım. Bir de kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim dostlar. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.